Merhabalar. Bugün sizlere böcek hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Böcekler eklem bacaklar şubesinin sınıfı ve tür ve takson bakımından en kalabalık hayvan grubudur. 1 milyondan fazla olan tür sayılarıyla dünyadaki en fazla türe sahip canlılardır. Dünyanın hemen hemen her yerinde bulunur ve bazen çok yoğun popülasyonlarda görülebilirler. Her yıl birkaç bin tür buna eklenmektedir. Toplam tür sayısının 2 milyon olduğu kabul edilmektedir. Tür, cins, familya gibi taksonomik kategoriler bakımından 10 milyon sayıya ulaşırlar ve dünyadaki hayvanların %90 kadarını oluştururlar. Türce en zengin böcek familyası cepkenli böcekgiller familyasıdır. 2010 verilerine göre 56.768 türle canlılar arasında en çok tür barındıran familyadır. İkinci büyük böcek grubu hortumlu böcekgiller familyasıdır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen bal arısı ve ipek böceği gibi türleri bulunduğu gibi bazı türleri de dünyanın muhtelif yerlerinde, özellikle de Meksika'da doğrudan besin olarak kullanılırlar. Denizlerin dibi dışında tüm biyotoplara uyum yapmış birçok türe sahiptir. Böcekler kutuplardan okyanuslara kadar hemen her ekosistemde ayakta kalmayı başarabilmiş canlılardır. Canlılar aleminin belki de en kalabalık sınıfıdır. Bu sınıfta 32 takım yer almaktadır. Böceklerde dış iskelet bulunur. Büyüme esnasında dış iskeletin neden olduğu kısıtlama deri değişimi ile telafi edilir. Vücutlarında sadece çizgili kas bulunur. Bu yüzden çok hızlı hareket ederler. Solunum trakya sistemi iledir. Açık dolaşım sistemi görülür. Vücutta dolaşan solunum sıvısı hemolent adını alır. Çoğunlukla renksiz, bazen de soluk yeşil sarı renktedir. Vücutları bez bakımından zengindir. Çekici veya itici koku, mum, zehir, ipek, yağ, tükürük, antikoagülan madde gibi birçok maddeyi salgılamak üzere özelleşmiş çok sayıda bez taşırlar. Duyu organları ve sinir sistemleri iyi gelişmiştir. Birçok grupta özel görevleri olan duyu organlarına rastlanır. Böcekler avlanmak veya avcılarından korunmak için son derece başarılı uyumlar kazanmışlardır. Renklenmeleri büyük çeşitlilik gösterir, bazılarında ışık çıkarma özelliği görülür. Kural olarak yumurta ile çoğalırlar ve gelişmelerinde çoğunlukla bir metamorfoz görülür. Bazı gruplarda koloni halinde sosyal yaşam örnekleri görülür. Yaşam ve beslenme şekillerine göre ağız parçaları, anten ve bacak yapıları farklılık gösterir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.